ara ara merak ettiğim şeyleri incelerken videosunu çekip sizinle paylaşıyorum. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Telefon şarj adaptörlerinin çıkışlarında nasıl bir sinyal var, nasıl bir gerilim var onu merak ettim. Şimdi şu şekilde denemeler yapacağım. Biraz sonra ostoskopa zoomlayacağım kamerayı. Ama hem ölçer itiyle ölçüm yapacağım hem de ostoskopa zoom yaptığım için orada da grafiğine bakacağım. Buradaki adaptörlerin tek tek çıkışlarında nasıl bir gerilim var, nasıl bir sinyal var. Şimdi onları inceleyeceğim. Şimdi bu adaptörle bir başlayayım. Önce bir ölçü aletinde gerilimini ölçeceğim. 4.85 volt gözüküyor. Şimdi ostoskopu takalım. Şimdi buradaki Vmax, Vmin benim için çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü tam düz gerilimin üstündeki gerilimleri algılıyor gibi bir şey. Hal elemanı ile ilgili video çektiğimde Gürsel abinin dijital ostoskopu çok daha güzeldi ama işte bu benimki bu kadar gösteriyor. Tam doğru gerilim gibi bir gerilim yakalıyorum. Ya da bu ostoskopun hızı buradaki yüksek frekansa yetmiyor. İki olasılıktan biri analogla denedim. Analog bu kadar da değer vermedi. Şu anda bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz ama elde ettiğim gerilim bu. Zamanla oynuyorum. Gerilimle oynuyorum. Burada aldığım çıkış bu. Şimdi değiştirelim. Bunu deneyeceğim. Bu 2 olsun. Önce yine bir gerilimine bakayım. 5.12 volt gösteriyor ölçü aletim. Ostoskopu takayım. Ostoskopu taktığımda yine bir önceki gibi değerleri elde ediyorum. Yani görüntü elde ediyorum. Ve ne anlam ifade ediyor açık söylemek gerekirse bilmiyorum ya. Evet. Gerilimi küçülttüğüm zaman bunlar düz gerilimin üstündeki, hani düz gerilimin tam çizgisini düşünün. Onun üstündeki ne diyeyim ben size dalgalanmalar şeklinde. Yani bu Vmax, Vmin düzgün bir değer göstermiyor burada. Bu şekilde diğeriyle bir öncekiyle yine karşılaştırma yapayım bakayım ne verecek. Hemen hemen grafikleri aynı. Değiştireyim. Bu var. Bunu da deneyeceğim. Önce yine bir ölçelim gerilimini. 5.05 volt gösteriyor bu. Ostoskopa takalım. Ostoskoptaki değer bu. Evet. Tam değil. Tam doğru değil. Daha öncekiler daha düzdü. Şu anda elde ettiğim grafik bu. Değiştirelim. Şu. Bunu takalım. Yine ilk önce ölçü aletini bağlayayım. 5.26 volt gösteriyor. Yine ostoskopumuzu bağlayalım. Şu anda çok daha kötü bir grafik var burada. Şimdi bununla devam edelim. 4.99 volt. Ostoskopla bakalım. Yine ilk ikisine benzer bir şekilde bunda bir grafik var. Şu anda 5 milivoltlara falan düştü. Evet. İlk iki tanesine çok yakın bir grafik veriyor bu da. Şimdi bu eski ince uçluya bakalım. Ölçü aletiyle ölçtüğümde 6.07 volt gösteriyor. Yine daha önce 1-2 hangisiydi? Şunda falan ölçtüğüm grafik şekline çok benzer bir grafik veriyor. Şimdi bunu deneyeyim. 5.48 volt gösteriyor. Şimdi bunu nasıl bağlayacağız? Onu düşünüyorum. Grafiği şöyle göstereyim. Bu da arada bir beyaz vardı ya. Çok kötü bir çıkış veren. Ona benzer bir grafik veriyor. Valla şöyle söyleyeyim. Benim eski telefonumun bataryası kısa ömürlü oldu. Çünkü ara ara bu hani çıkış grafiği kötü olan bir adaptör vardı ya. Bununla şarj ediyordum. Şimdi ölçtüğümüz şu siyahsa bir tane benim minibook'um vardı. O minibook'un adaptörüydü ve onun pili de çok fazla dayanmadı. Benim anladığım tam düz gerilim vermeyen adaptörler benim anladığım pilin ömrünü çok çabuk kısaltıyor. Şimdi bu bizim Arduino'larda falan kullandığımız regülatör devresi, shield'i. Şimdi buna çıkış gerilimini çok kötü veren ve çok iyi veren iki ayrı adaptörü vereceğim. Çıkışında acaba kötü olanla iyi olan arasında yine o fark olacak mı? Yoksa bu hakikaten o aradaki farkı kapayacak mı? Yani bunun çıkışıyla kötüydü çıkışı. İyi olan da çıkışı olduğu gibi mi yansıtacak yoksa daha düzgün bir şekilde mi verecek? Şimdi bunu bağladık. Gene de bu. Şu artı. Ostoskop çıkışım bu. En küçük gerilimi aldım. Böyle açtım. Elde ettiğim gerilim bu. Bu çıkış grafiği kötü olan adaptörden. Şimdi adaptörü değişeyim. Yine aynı. Bir şey değişmedi. Yani bu regülatör devresi hakikaten girişindeki gerilimde bozukluk da olsa onu düzelterek daha temiz bir gerilim çıkışa veriyor. Şimdi bilgisayar kasasına bağladım. USB çıkışını ölçü aletle ölçüyorum. 5.07 volt. Bağlayalım bakalım ostoskopu ne gösterecek.
Gelelim diğerini biraz küçülteyim. Evet, şu. Yine bundan daha iyi grafik aldığımız adaptörler vardı. Bilgisayar kasasından aldığım gerilim grafiği de bu şekilde. Şu anda power bank var. Power bank'in çıkışına bağladım. Vallahi beklediğimden çok daha kötü testere dalga bir grafik veriyor. Yani şimdiye kadar gördüğümüz adaptörlerden en kötüsünden daha kötü bir çıkış veriyor. Bir deneyelim. Öbür çıkışına. Yok. Yani herhangi bir yerden parası almıyor. Yine bunda da o şekilde bir çıkış veriyor. Açık söylemek gerekirse nedenini bilmiyorum. Şimdi bozuk olan çıkış grafiği bozuk olan şu vardı ya. Bunu bağlıyorum. Bağladım. Grafiği burada görüyorsunuz. Zamanı biraz daha. Şimdi yüklediğimiz zaman düzelecek mi? Buna bakacağız. Çıkışından bir 250-300 mA çektirebilecek bir akım. Vallahi düzelmiyor. Şu anda yüklendi. Yüklenince bir miktar göçme yapıyor ama üstündeki harmonikler daha da coşuyor. Yani yüklendi, direnç yüklüyorum bu ara. Harmonikleri coşturuyor. Yani yüklendiği zaman çıkış daha da düzgün olmuyor. Peki güç kaynakları, adaptörler paralel bağlanır mı? Şimdi şaseleri ölçü aletinin probu üzerinde. Şu buna ait 5.26. Şuna ait bu. Bu da 5.05. Ostaskopun ucunu sarıyı da takalım. Isınma var mı? Şu anda harmonikler uçuşuyor. Yani ikisinin tek tek olandan çok daha kötü bir gerilim burada gördük. Peki adaptörleri seri bağlarsak ne olur? Yine kırmızı siyahlar uçları. Şu birine ait, bu diğerine ait. Şunun kırmızısıyla siyahını birleştirelim. Yine ölçü aleti üstüne hem ostaskobu hem adaptörlerin çıkışlarını bağlayalım. Şu biri, şu şase ostaskoba ait. Elimde düşüreyim. Şimdi bağladık. Elimde ne kaldı? Bunun kırmızı artısı, bunun eksisi. Bağlayayım. Oo, hiçbir gerilim görmedim. Niye içeri kaçıyorsun arkadaş ya? Elimde kaldı. İçerisi düştü. Şunu da deneyelim. Bu da 4.84. Ya var ya, bu krokodillerde kayıyor. Ağzını kırayım. Çin'den aldık. İş görüyor da böyle bir sıkıntısı var. 9.9. Yani ikisinin toplamı hemen hemen. Aslında bu iki adaptör de fena değildi. Çıkışları düze yakındı. Ama seri bağladığımız zaman çıkış grafiği iyice bozuldu. Zaten benim bildiğim adaptörler ya da güç kaynakları ister switch mod olsun, ister DC trafo doğrultma olsun, seri ya da paralel bağlanmaz. Çünkü eşlenik değillerdir. Eşlenik olmadıkları için de gerilim farklarından dolayı birbirlerinin üstünden akım geçirirler ve boş yere enerji sarfiyatı neden olurlar. Sirkülasyon akımı demişken, hakikaten sirkülasyon akımı çekiyor mu? Yoksa bu kulaktan kulağa dolaşan bir şehir efsanesi mi? Bir de ona bakalım. İki tanesi şu anda paralel bağlı. Uçlarının bir tanesi artı uçları bağlı. Eksi uçlar arasına da miliamper metreye bağladım. Evet, 3.6'ları falan görüyor, sıfıra düşüyor. Muhtemelen bunun nedeni çıkışlarında switch modun harmoniğinden kaynaklı olarak true RMS değeri hesaplayamadığı içindir. Ama işte 3.6'ları bulan bir sirkülasyon akımı var. Ha, beklediğim kadar değil. Beklediğimden daha düşük bir sirkülasyon akımı ama var mı? Var. Boş yere bir enerji sarfiyatı mı? Evet, boş yere bir enerji sarfiyatı. Hazır denemelerim devam ediyor. İkisini seri bağladığımda akım çekebileceğim mi ona bakıyorum. Çıkışlarında bir tane 20 ohmluk direnç bağladım. Seri bağladığımda bunları işte 10 volt gerilim teorik olarak alacağımızı düşünürsek 20 ohmluk dirençten 500 mA bir akım geçirmem gerekti. Onu bir deneyelim. 410 mA gibi bir akım şu anda geçiriyoruz. Tabii ikisi teorik olarak dedim 10 volt. True RMS değerleri nedir? Bunu bilmiyorum. Ve 410 mA 500 bekliyordum. Ölçüm hataları olabilir. Dirençte de, işte adaptörlerde de. Ama beslediğim akımı verdi. Yani yüke bindiği zaman adaptörler birbirini ne yapıyor? Kesmiyor. Şimdi bu denemeleri yaptıktan sonra videoda kaldığım yerden ben konuşmaya devam edeceğim. Bakalım neler anlatacakmışım. Deminden beri bu videoda burada denemeler yapıyorum. Çeşitli adaptörleri denedim. Bu adaptörlerin çıkış grafiklerine baktım. Ostaskopum çok hassas değil. Kaçırdığım grafik de vardır orada. Yani çok daha detay da vardır kaçırdığım ama 3 aşağı 5 yukarı benim gördüğüm bu. Bu görmüş olduğumuz adaptörler
İçerisinde trafo olmayan, switch mod çalışan adaptörler. Yani bir kondansör bobin devresiyle birlikte 220 volt gerilimi düşürüyor. Bir kırpma yapıyor burada. Yüksek frekanslı bir anahtarlama işlemi yapıyor. Ha, daha detayı beni şu an için uzman olduğum bir konu değil. Elektroniğin işini elektronik işlere bırakmak lazım. İşin uzmanı onlar. Onlar switch mod güç kaynaklarını benden çok daha iyi açıklarlar. Ben sadece grafiklerine bakmak istedim ve bakmış olduğum grafiklerden işte bazı adaptörlerin çıkış gerilimleri çok daha düz. Bazılarının switch modu çıkışında işte ne diyelim ona regüle edilmeden çıkış verdiğini gördüm. Ve şunu da söyleyeyim. 2 tane bu adaptörlerin içerisinde çıkışı grafiği çok kötü olan vardı. Ve o ikisinde de benim tecrübe bir tanesi cep telefonunun pilini erken yedi, öbürü de minibook'un pilini erken yedi. O zaman switch mod güç kaynaklarında eğer çıkışı çok daha fazla dalgacıklı ripple'lı ise, çok daha harmonikli ise benim gördüğüm buradaki pilin ömrünü yiyor. Ama powerbank'in çıkışında niye böyle bir gerilim elde ettik açıkçası bilmiyorum. Şimdi bu videoyu izleyip bu konuda uzman olan arkadaşlar varsa YouTube'daki bu videonun altına adaptörlerle ilgili yorum yazarsa ben de bir şeyler öğrenmiş olurum. Dediğim gibi bu bir merak videosuydu. Merak ettiğim için baktım, bakarken de bu görüntüyü, videoyu çektim. Nasıl olsa elimde kalmıştı. İçini açtım. Burada içerisindeki malzemelerin ne olduğu konusunda bir fikrim var ama elektronikçi değilim. O nedenle işin uzmanı olmadığım için haddimi bilirim ve sustum. Hani çok düzgün bir lehimleme işçiliği yok. Zaten kalitesiyle ilgili de daha önceki ölçümlerimizde bir fikir sahibi olmuştuk. Tecrübelerimden de bir fikir sahibi olmuştum. Demin dediğim gibi elektronikçi değilim. O nedenle hani ne olduğunu biliyorum elemanların ama yorum yapmak benim haddime değil. Gürsel abiyi yakalarsam, onu kandırabilirsem asıl benim tanıdığım en kral, en iyi elektronikçi Gürsel abi. Gürsel abiyle belki elektronik videoları çekeriz. İçerisi de böyleymiş. Hani dedim ya, merak ettiğim videoları çekiyorum. İçini merak etmiştim. Nasıl olsa elimde kalmıştı. Bu arada içinin videosunu çekmiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.